Merhabalar herkese. Psikolojik hastalıklardan bahsedeceğimiz video serimizin ikincisindeyiz. Şimdi bu videomuzda bipolar bozukluktan bahsedeceğiz. Bipolar bozukluk nedir? İki uçlu duygu durum bozukluğu olarak da tanımlanabilir bipolar bozukluk. Kişi bir anda çok mutluyken bir anda çok mutsuz bir ruh haline bürünebilir. İki atak dönemi var bipoların. Bir mani dönemi, bir de depresif dönem dediğimiz dönem. Mani döneminde kişi aşırı neşelidir, hareketlidir, cinsel dürtüleri yüksektir, konuşkandır, normalde yapmayacağı davranışları sergileyebilir, mantıksız kararlar verebilir, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu olabilir. Ee, halüsinasyonlar görebilir bu dönemde. Depresif dönemde ise e, tam depresyon tanısı gibi e, kişi çok depresif, mutsuz, umutsuzdur. E, hiçbir şey yapmak istemez, yemek yemek istemez, e, çok fazla uyur. Onun dışında dikkat ve konsantrasyon bozukluğu bu e, atak döneminde de vardır. Mantıksız hareketler bu atak döneminde de vardır. Yine diğer mani döneminde olduğu gibi halüsinasyonlar da bu dönemde görülebilir. Bir de ek olarak önemseyeceğimiz intihar düşünceleri de bu dönemde oluşabilir. Bipolar bozukluk neden olur? İlk olarak yine genetiktir. Çoğu psikolojik hastalıkta olduğu gibi bipolar da genetik kökenli bir hastalıktır. Birinci dereceden akrabalarda bipolar bozukluk olan kişiler bu hastalığa dikkat etmelidir. İkincisi geçmişte yaşanan travmalar. Çocukluk döneminde yaşanan travmalar yine bizi bipolar bozukluk içinde tetikleyebilir. Geçmişte taciz, tecavüz gibi durumları olan çocuklarda bu hastalık tetiklenebilir. Tedavi yöntemlerine bipolar bozukluğun. Bipolar bozukluk yüksek oranda ilaçla tedavi edilen bir hastalıktır. Lityumu dengeleyici e, ilaçlar verilir bu dönemde. Onun dışında tabii ki e, psikoterapi de bu anlamda çok önemli. E, psikoterapi ile beraber ilaç tedavisi bipolar bozukluğun e, tedavi yöntemidir. Kişi e, bazen haftada bir atak geçiriyorken tedavi ile beraber belki hayatı boyunca hiç atak geçirmediği dönemlerde olabiliyor. Bipolar bozukluk genel hatlarıyla böyle bir hastalık. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hoşçakalın.